Alo Damla, neredesin? Hani büyük Atatürkçüydün sen. Hani çok seviyordun. Sesini hiç çıkartmadın. Ben bakmadım tabii ama sonra neyi gördüm biliyor musunuz? Masasına gelen geçen selam verdi. Şarkı çıkarmış, 300 binde izlenmiş. Hem de ilk 2 saatte. 2 saat ne yaptı bu kız, anasını satayım? Herkese kocaman merhaba. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım keyifler yerindedir. Bugün 4. bölüm ile karşınızdayız yeni formatımda. Yağmur Çevik TV'de. Yorumlar çok güzel. Minnet borçluyum her birinize. Sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum gerçekten. Bu kadar azimli, hırslı burada oturuyorsam siz beğendiniz diye, sizin içinize sindi diye ufak tefek dekorla ilgili yorumlar alıyoruz. Her videoda bana açıklattırıyoruz. Demiyorsunuz boş verin ya. Bu kadın böyle bir işine odaklansın ama çoğunuz böyle düşünüyor. Yine düşünmeyenler için kıyamadık ve dedik ki topluluk sayfamızda bir anket yapacağız. Birkaç tane dekor önerileri vereceğiz buraya. Oraya yorumlarınızı yazın. Neyi seçerseniz onu buraya uyarlamaya çalışacağız. Elimizden gelen her kriti değerlendiriyoruz. Geçen videoda kıyafetim muazzam güzeldi. Ama oturunca çok acayip olmuş. Kıyafetim, aynam yok. Bana ayna vermediler. Neyse bugün savaşı ben kazandım. Aynayı şu an karşıma koydum. Kendimi iyi hissediyorum bugün. Ne yapıyorsun dış sesim? Teşekkürler. Hatta şunu eksik söyledim. Bir tane defterlerimizi çıkardık oradan. Şimdi yavaş yavaş birer tane almaya başladık. Gidene kadar hepsi devam edeceğiz bakalım. Fena evet olmadı. Kalabalığı azalttık. Buradaki çiçekleri de azalttık. Evet masamdaki çiçekler. Haberci heykelimi götürdüler. Aynen onu da azalttık. Neyse, bence onu... daha iyi oldu. Bakalım. Ama daha iyi oldu. Bakacağız. Evet ufak ufak yapacağız. Topluluktaki yorumlar önemli arkadaşlar. Bekliyorum dekora takılanlar. Size çok özür dilerim. Burayı hala evimiz olduğunu bilmeyenler de var. Burası evimiz arkadaşlar. Yani biz bu evimizdeki belli bir kısmı böyle stüdyo gibi yaptık. Düşünün, 1 metrekare alanda oturuyorum. Evde bana bu kadar bir alan kaldı. Yani ben daha ne yapabilirim bilmiyorum gerçekten. Başkası olsa çoktan demoralize olup böyle küsmüştü her şeye. Ama ben yine ayaktayım. Size olan aşkımdan, sizin bana olan bağınızdan. Evet, bugün yine muhteşem konularımız var. Dış ses yine bize okudu. Bakalım başlık bültenlerimiz neymiş? Gelsin dış ses. Bugün günlerden 6 Ağustos Pazar. Yağmur Çevik TV başlık bültenine hoş geldiniz. Gelin hızlıca bir giriş yapalım. Engin bana ev al. Engin bana araba al. Engin bana pırlanta al. Engin de Engin, Engin de Engin, Engin de Engin. Engin'in sonunda şarkı da aldı. Enerji isimli şarkısını yayınlayan Dilan Polat tıklanma rekorları kırdı. Bu tıklanma kimleri rahatsız etti? Enerji, 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 enerji! Nilperi Şahinkaya masada kimle oturduğunu Twitter'da öğrendi. Yoğun bir lince maruz kalan Nilperi nasıl bir savunma gerçekleştirdi? Bu savunma bize geçti mi? Az sonra. Hangi influencer para kaygısından dolayı eski dostuna gönderme yaptı? Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e Disney tarafından yapılan büyük saygısızlık. Kimileri atasına sahip çıkabildi? Kimileri bir hikaye bile atamadı. Muhteşem heyecanlanıyorum. Gerçekten VTR'ler için muhteşem heyecanlanıyorum. Ağzına sağlık dış sesim. Hadi eğlenelim. Eğlenelim. Nereden eğlenelim? Dilan Polat klipten başlayalım. Ama öncelikle herkes yerini aldı mı? Kahveler yapıldıysa video başlasın. Üçüncü alkış yaptı. Bu doyamıyorlar beni alkışlamaya. Bak bize geçti mi de böyle yapıyordunuz. Kızıyorlardı sonra. Evet arkadaşlar eğlenelim dedik. Dilan Polat klipten başlıyoruz. Şimdi Dilan Polat'ı zaten biliyoruz. Her ne kadar güzellik salonları olsa da her zaman söylüyorum. Özel yaşantısıyla kalpleri kazanan, çoğu zaman da antileri toplayan bir influencer diyelim, bir iş kadını diyelim. Aynı zamanda istihdam sağlayan, başarılı bir girişimci diyelim. Biraz şarkı dinleyelim mi? Şimdi beğendin mi dış sesim? Yani benim dinleyebileceğim bir parça değil. Zaten bu... Ay yok canım dinlersin sen. Yok. Haterlarıma sinerji falan diye böyle. Yok benim haterim fazla yok ama çıkmaya başladı. Başladı da senin de artık haterların oluyor. Başladı. İyi bir şey bu biliyorsun. Yani iyi bir şey mi? Yanlış tanıdıkları için olduğunu düşünüyorum ama olabilir. Sıkıntı yok. Benim dinleyebileceğim bir parça değil. Açık açık söyleyeyim. Ama benim aklıma takılan şu. Sen daha önce bu belki konuşacaksın şimdi ama. Hep aynı melodi geliyor bunların şarkıları bana ya. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Eskiden evet gerçekten müzik kültürü vardı. Yani çok hani ben 90'lar dönemini her ne kadar Z kuşağı olsam da 90'lar dönemini yaşamış, tatmış hatta muhteşem bir şekilde yaşamış biriyim. Çok güzel yaşadım. Gezdim, dolaştım, her şey yaptım. İnanın
Artık o zevk, o tat yok müzik kültüründe arkadaşlar. Çünkü ototon sistemiyle sesleri bayağı değiştiriyorlar ya. Ben bile şu an şarkıcı olabilirim. Kafiyeli uyumlu sözler çıkaralım. İşte sen bana ihanet ettin, ben bunu dedim bilmem ne bilmem ne. İki tane de magazinle ilgili bir şey yapalım. Senin parçan da şöyle olur herhalde. Bu haberi de ben çıkardım ama sen benden sonra çıkardın falan diye başlarsın, anladın mı? Hiç öyle şeyler uğraşmam. Benim her zaman böyle olmadı mı? Haterlarım arkamdan benim laf yapmadı mı falan diye. Yapalım mı bir şarkı? 11 milyon izlendi. Ben, 11 milyon. Evet. Ben dün sokak röportajına çıkıp şarkıyla beğenen çok. Zaten bu kadar izlenme almazdı. Ama izlenmelerde oynamalar var diye söyleniliyor. Tabii YouTube'da böyle nasıl Instagram'da etkileşim atıyoruz. Postlara, yorumlara, her şeye. YouTube'da da böyle bir algoritma var. Böyle bir sistem var. Bunu yapan ajanslar var. Atıyor, izlenme de atıyor, yorum da atıyor. Zaten 11 milyon izleneceğini... Yani şimdi Dilan Polat bir yere gittiği zaman 4 milyon, 5 milyon. En son Linç Et'te ben işte senin programında bile aynı izlenmeleri alıyor zaten. Ama bilmiyorum, gerçekten organik bir izlenme de olabilir. Yorumlara baktım, yorumlar böyle bir yerden atılmış yorumlar ama. Şunu söyleyebilirim ama merak... Yani ilk video olduğu için, ilk şarkı olduğu için merak edip tıklayanlar olabilir ya. Olabilir işte, bilmiyoruz. Yani yorumlar tuhaf ama gerçek bir algoritma da olabilir, etkileşim de olabilir. Şimdi Genco Ecer diye no name bir isim Dilan'ın enerji şarkısını yazmış. Güzel, yani güzel derken artık herkes böyle. Zaten bu akımı TikToker'lar yaydı. Hatta biliyorsunuz artık çoğu dinlediğimiz şarkıcı TikTok'tan çıkma. Spotify listeleri böyle patlıyor, izlenmeleri patlıyor. Çünkü çok güzel bir etkileşim var. Çok büyük bir kitleleri var TikTok'ta. TikTok biliyorsunuz kolay bir içerik. İki sesini değiştir, iki tane şarkı yaz, hemen tanınıyorsun. Böyle olunca da Dilan Polat gibilerine de fırsatlar doğuyor. Belki de yarın bir gün benim gibilerine her an bir şarkı çıkarabilirim. Gül gibi uyuyan yılanı uyandırdın, garanti bildin beni havalandın. Bak, bugün Gülşen rakip olabilirim ototonla. Görüyor musun? Neler yaptı sesimi? Bu kadar işte. Sen beğendin mi? Şimdi, kötü değil yani, hani böyle tın 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 çalınır ama dinler miyim? Dinlemem. Ama böyle radyoyla çıkmış bir 10 saniye bakarım, geçerim herhalde. Bilmiyorum, ben duygu yüklü bir insan olduğum için genelde kendimi bulduğum şarkıları seviyorum. Mesela hep söylerim, Kerimcan Peşimde. Çok bana hitap ediyordu. Çok ben, sanki bana yazılmış gibiydi. O yüzden dinlerim, her daim dinlerim, storyler atarım falan, desteklerim, beslerim de. Ama bu şarkı benlik bir şarkı değil yani. Sinerji, enerji. Ben de enerjik bir insanım. Bazen enerji diye ben de kendime Dilan repliğini yapıştırıyorum. Klibi, ben şimdi klip konuşacağım. Benim dinleyip dinlememem, beğenip beğenmemem mevzu bahis çok olsa da olmasa da ben klibi eleştireceğim. Dilan gibi bütçeli, varlıklı, yani Dilan'ın zaten olayı varlıklı olması. Tepeden helikopterle çocuklarını aldığı evleri göstermiş. Bunları kim yapıyor? Dünyada bunu yapan yok ya, var mı? Düşünelim şimdi yabancı. Ama o bilerek yapıyor. Ya hayır, kafası çalışıyor en azından. Kimin aklına geliyor babanın size bu evi aldı, bu evi aldı diye. İşte onun kitlesi onu görmeyi sevdiği için yapıyor. Yani mesela gerçekten... bir şey değil bu. Tam değil işte. Ama sitcom olsa muazzam, dizi olsa muazzam komik yani bir karakter olur yani. Bir reality show diyelim ya. Değişik. Ben yani sitcom tadında diyorum. Evet. Evet, o da olabilir. Evet, sitcom tadında storyleri. Her story söyle. Ufak çocuğu yok mu erkek? O bile kendi ayrı başına bir karakter. Sürekli nah yapması falan. Milan Efe çok tatlı. Çok da seviyorum onu. Bütün çocuklar çok tatlı. Ama o böyle bir nah yapışı falan bana çok komik geliyor sürekli. Acayip komik geliyor, bilmiyorum. Ben geçen gün bir takıldım. TikTok'ta izledim. Ama işte klipten daha böyle iyi bir performans beklerdim. Yani ama klibi basit buldum. Klibi evinde çekmiş. Sıfır masraf yapmak istemiş herhalde ki. Ne masraflar yapıyorsun? Bir çöp kutusuna 30.000 TL veriyorsun. Ki bütçe var ama bir hikayesi olsun isterim. Senin bir hikayen var burada. Yaptığın şeyler var. Açtığın güzellik salonları var. Ne bileyim, arabalarla ormanlarda yürüyorsun. 5 tane Range'in var. 2 tane Ferrari'm var. Bilmem neyim. Bindi mi? Hani onları da böyle bir birleştirip işte mesela şey çok güzeldi mesela. Engin bana şarkı al. Daha böyle hayat hikayesini, daha böyle komedi bir şey beklerdim. Klip beni açmıyor ama şarkı enteresan. Hani böyle dinledikçe dinleyesin geliyor bak, garip bir şekilde. Bir daha mesela ben dinledim. Bir kere bakıyorum. Ama mesela Dilan'ın bu şarkısını bir daha dinledim. Bir daha dinleyesim geldi. Evet, daha böyle hikayesini görmek isterdim klipte. Başka söyleyeceğim bir şey yok. Benimkiler ne düşünüyor bakalım. Bir de onu görelim. Yorumlara bekliyorum her biriniz arkadaşlar. Biliyorsunuz kanalın algoritması düştü. Ara verdiğim için tekrardan yükseltmeye çalışıyorum. O yüzden bol like, bol yorum. Abone olmayı da unutmayın. Atlamadan izleyin. Sevgiler, saygılar. Diyerek ikinci konumuza geçiyoruz. Yağmur, kapatmadan önce Dilan demişken de demin tıklanmayla alakalı bir şey söyledin ya mesela Yağmur. Mesela Hande Yener de bu konuyla alakalı bayağı tweet attı. Artı hikayeler paylaştı. Artı arkasından evet, Mustafa Sandal devam destek ettirdi. Destek verdi. Erol Kese devam ettirdi. Hatta Hande Yener bunu yazdı direkt. Bu
Dilan'ın klibinden sonra yani mı olmuştu? Dilan da diyen vardı, Hadise de diyen vardı. Hadise izlenme atmaz ya. Yani kaç izlenmiş vardı. Hadise? Hadise de yüksekti zannedersem. Hadise olamaz da bu. Yani, Dilan'ın storiesinden sonraysa sinirlenmiş olabilirler çünkü. Haklılar hani büyük hatta sanatçılar. Hatta Dilan da o storylerden sonra arkadaşlar ben bu kadar iddialı değilim falan dedi yani. Ben bir şarkıcı evet, Dilan değilim. Dilan iddialı değil bence de. Dilan bunu eğlencesine yapıyor. Dilan'ın olayı zaten etkileşim üzerine etkileşim katmak. Başka yaptığı bir şey yok ki. Yani gerçekten onu takip eden yani ne yapıyor? Bugün ne yapacak? Bugün neyin olayı olacak onda diye takip ediyor. Ve Hande'nin storiesine bakalım bir. Biz böyle tık sahtekarlıklarına ses çıkartmadan önce YouTube'da 300-500 milyon tıklanan tiplemeler vardı. Ha, 300-500 milyon tıklanan tiplemeler vardı. Dünya listelerine giren Beyoncé falan geçen. Şimdi 50 milyonu bile reklam basıp zar zor görüyorlar. E ne oldu? Ülkenin nüfusu mu azaldı? Ya da yurt dışı hayranlarınız uzaya mı taşındı? Yok yok, YouTube olaya el koydu. Reklam veren bana versin dedi. Şimdi başka platformlar ile aynı hikaye sürüyor. Bu manipülasyonlar ile dinleyicide star algısı yarattınız. Tebrikler. Hiç bunlar gün yüzüne çıkmayacakmış gibi ortalıkta gezdiniz. Şimdi artık vakit geldi. Telefon çiftliği ile sizin de oyunuz bozulacak. Evet. Yani hakkıdır diye düşünüyorum böyle bir... İşte o dönemde Hadise de çıkardı işte. Beraber çıkardılar zaten. Ama şimdi bak Hande Yener mi Hadise mi desen... Hande Yener şarkıları evet çok iyi, sesi çok iyi ama... Hadise daha çok ses getiren. Bak magazinsel olarak Hadise sürekli bizi besliyor bir kere. Ha. En kötü motive story atıyor, uzun story atıyor, etkileşim oluyor. Ama Hadise 3 ayda bir parça çıkartıyor. Hadise çok etkileşim yüksek. Hande Yener ise 2 senede bir parça çıkardığı i̇şte. İçin daha çok tıklanma alabilir. Onu diyorum. Hadise hep magazinin göz bebeği. Magazine gündem yaptığı şarkı. Bir kere Hadise'nin konserleri çok büyüleyici. Bak ben gitmedim. Ben her zaman burada biliyorsunuz. Halkın sesiyim yani. Siz ne anlatıyorsanız ben de burada bunu anlatıyorum. Yalan veya egolarımı hiçbir zaman üzerine serpiştirmiyorum. Konuşmuyorum. Ama herkes diyor ki Yağmurcuğum Hadise konserine git. İnanılmaz büyüleyici. Yani bir kişi diyor ki abi konserden çıkıp daha oradayken bana görüntüler yağıyor ve diyenler patlıyor benim mükemmel bir kadın diyorlar. Hatta diyorlar ki nasıl erkek arkadaşlar, nasıl Kaan bırakıp gitti, nasıl Mehmet Dinçerler falan, nasıl 2-3 ayda bu kadından ayrılıp gidebiliyorlar. Baktığın zaman böyle mükemmel bir kadın duruyor sahnede. Ama özeni bilemez tabii ki. Hande Yener 6 gün önce çıkartmış şarkısını. Hadise ile Mördah bir de iki gücün birleşimi var burada. 14 M. Yani 2 aylık şarkıyla 6 günlük şarkıyı kıyaslayamazsın ki. Neyse Mustafa Sandal destek vermiş. Zaten Mustafa Sandal'ın Uzi'den dolayı bir yarası var biliyorsunuz. Acayip büyük bir saygısızlık yaptı. Hiç yakışmadı. Bir kere büyük küçüksen küçüklüğünü, büyüksen de büyüklüğünü her zaman bileceksin. Saygı bence en önemli statüdür. İnsana yakışan duruştur. Şarkıyı da geçti. Mesela niye Metin Akpınar'ı çok seviyoruz? Çok başarılı bir tiyatrocu ama her yerde saygısını görüyorsun. Saygı duyacaksın ki saygı alacaksın. Aynen yani. Öyle. Şimdi benim sana saygım yok mesela. Sen saygısız bir karaktersin benim gözümde. Anlatabiliyor muyum? Ben de seninle böyle saygısızca konuşuyorum. Çünkü senin büyüğüne, bir sanatçıyız. Meslektaşına saygın yok ki. Bence aynı statüde de değil. Ben bugün hala Gidenlerden şarkısında kendimden geçiyorsam kaç yıl geçti üstünden? 30 yıl. 99-98 arası. 20 yıl olsun hadi. Hala aynı coşkuyla dinleyebiliyorsam. Bakayım 20 yıl geçsin bakayım ben 20 yıl sonra Uzi'nin hala neydi? Makine şarkısını dinleyecek miyim mesela? Şu anda dinlemiyoruz bakalım, ki. Bakalım dinlemiyorum. 20 yıl sonra dinleyecek miyim? Aynı konuma gelirsin ki gelsen bile terbiyesizlik yaptı ya, bence. Ya bir de herkesin şeyi var. Renkler, zevkler, müzik tartışılır. Ama yani karşısındaki Mustafa Sandal var. Bu kadar terbiyesiz bir şey yani. Ha Serdar'a yapmışsan Mustafa'ya. Bak mesela Reymen'le Serdar Ortaç'ın ki Reymen hani... Ağzı bozuk biri ama saygılı biri anladın tabii, mı? Çok saygılı. Hiç gördük Clubhouse evet, döneminde. Hiç yani. Serdar abim. Yani Serdar Ortaç alkollü geldiği an bile ne kadar idare etti. Hep Serdar Ortaç'a işte budur. Saygıyı gösterdi. Budur. Ardından bile her zamanki gibi biliyorsun bütün laflara karışan bu kaosun beyefendisi. Erol Köse. Erol Köse de sanki kendileri yakalatmış ve polisler gelmiş almış gibi de altına bir yazı yazdı. Ne demiş? Sahte tıp merkezlerinde sahte dinlenme yaptıran fake telefon çiftliklerini yakalattı. Birçok rapçi sahte çıktı dinlenmesi. Bak rapçi diyor. Evet. Rapçi kim? Uzi olabilir, Mörder tamam, olabilir. Onlara söylüyor. Evet. Uzi'ye söylüyor. Diğerlerine söylüyor. Evet. Ya herhalde ya. Ama Mustafa Sandal'la yani bu kız beni görmeli bile şu an hala eğlencelerde çalıyor. Remixleri bir şekilde. Uzi kim? Bu arada şunu da söyleyeceğim. Şimdi bir şarkı çıkardım ben. Tamam mı? 50 binde kaldı. 20 binde kaldı. Demezler ki Yağmur şarkı çıkarmış. Niye dinleyeyim ki? Bir baksın 20 bin. Ama Yağmur şarkı çıkarmış. 300 binde izlenmiş. Hem de ilk 2 saatte. 2 saatte ne
yaptı bu kız anası satayım. Nasıl bir şarkı söyledi de bu kadar izlenme aldı deyip izler. İşte birçok rapçi de böyle izlendi, böyle tıklandı, böyle tanındı. Çünkü o bir attıkları etkileşimle insan topladılar. Evet, anlatabiliyor muyum? Doğru söylüyorsun. Niye biliyor musun? Mesela bakıyorum 50 bin takipçisi var. Bir bakıyorsun 300 bin olmuş bir saat. Evet. Zaten o 50 bin içindeki adam bile lan ne oluyor buna ne oldu falan diye içine merak edip bir algıyla işte izletmeyi de yüksek tutuyorlar. Yani devamlı basmıyorlar belki ilk o bir 2 saat 3 saatte falan küçük bir yükseklikle direkt gösteriyorlar. Bir de artık gerçekten YouTube'da izlenme önemli ama Spotify listelerinde izlenmeler daha önemli. Yani herkes orada yani dinlenmeler, tıklanmalar daha önemli diyebiliyorum. Ama Hande Yener'in dediği de zaten Spotify kısmı. Çünkü bak diyor YouTube bunu engelledi diyor artık. Tamam işte o da oraya söylüyor. Evet. İşte Spotify'da da öyle. Ne kadar izlenme orada gözükünce rakam. Aa bu kadar izlenilmiş, bu kadar dinlenilmiş deyip insan çekme. Çünkü Spotify'da şöyle bir şey var. Mesela 6 saatte 100 bin izlenme aldın. Aa diyor bak iyi bir izlenme almış. Hemen ben bunu kendi listeme koyayım da orada da bir izlenme yakalasın. Evet. Çünkü listeye bakıyorsun. Aa bu listeye girmiş olsun. Yine içine giriyorsun. Aynen bravo. Yani bence mantığı bu işin bu. Bundan dolayı da yapıyorlar. Çünkü herkes günün sonunda tanınma derdinde. Nilperi attığı bir fotoğraf yüzünden ayna önünde linç yiyor dünden beri arkadaşlar. Buna da bir açıklık getirir zaten kendisi. Şimdi o fotoğrafı bir görelim. Gittikleri tatil yerinden 3 kadın fotoğraf atıyor. Ortadaki kadın Münevver cinayetinde tanıdığımız maalesef Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi. Ve diyorlar ki Münevver cinayetini hepimiz zaten biliyoruz. Hala da yaşadığımızda büyük üzüntüler yaşıyoruz, hissediyoruz. Hala unutulmaz, unutulmayacak tabii ki ama bir koltuk vardı biliyorsunuz. Münevver'in katledildiği koltuk ve o fotoğraf yıllar sonra biliyorsunuz Cem Garipoğlu'nun annesinin Instagram'ında tekrardan yayınlandı ve üzerinde diğer çocuklarıyla beraber ve mutlu bir aile tablosuydu bu görüntü. Hepimizin kanı çekilmişti. Herkes demişti ki nasıl yani o koltuğu yıkatıp üzerinde oturup bir de gülerek bunu Instagram'a post mu attınız? Yani hani nasıl bir yokluktur anladın mı bu? Hani yerisini koyamadığınızda veya insanın bir yüreği sızlar ya orada cinayet işlenmiş değil mi? Hani... Her şeyden öte cinayeti de boş. Ben o evde bile yaşayamazdım da. Ha, yani. O evde yaşadığını düşün. Ya 10 sene 12 senede bir koltuk yerine başka bir koltuk da mı gelmez yani? Sanki böyle çok önemliymiş bizim evet, için. Bir hatıra kalsın yani, herkes gitsin o gitmesin. O bana. Müzelik anladın mı? Aynen. O bizim için yaptığımız bir şeyin bedeli işte gibi gibi. Çok enteresan. Çok açık konuşmak istemiyorum burada. Beni anlıyorsunuz. Çok büyük hata. Çok büyük hata daha ziyade yaşam biçimleri demek ki böyle. Evet. Yani etkilenmeyecek kadar. Yıkatın, getirin koltuğu tarzında bir oluşum varsa burada bizim bakamadığımız yerden bakıyorlar hayata. Yani çok da tartışmaya gerek yok diye düşünüyorum. Neyse, şimdi Nilperi de Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle bu fotoğraf atınca bunlar hemen hatırlanıp tekrardan gündeme düştü. Gündeme düşünce de tabii Twitter'da büyük bir linç girişimi Nilperi'ye yağdı. Dediler ki sen nasıl o insanla yan yana gelirsin. Bu konuyu tartışacağız. Bence bu konuyu tartışacağız. Çünkü bizim DM'lerimizde de sosyal medyada da benim DM'lerimi geçin. Sosyal medyada da herkes ikiye ayrıldı. Dediler ki bir taraf asla biz bunu kabul etmiyoruz. Ne Nilperi ne diğerleri bu insanlarla görüşmemeliler. Bir kesime dedi ki ortada bir evet katil var, bir cani var ama o katil diye diğerleri de cani, katil olacak anlamına gelmez. Şimdi şöyle bakacağım olaya. Öncelikle Nilperi'nin cevabını dinleyelim mi? Nilperi nasıl bir savunma gerçekleştirdi? Bu konuyla ilgili ne dedi? Çünkü gerçekten çok savunmasız bir konu anladın mı? Yani ne diyebilirsin ki? Ne demiş bakalım? Arkadaşlar olmuyor yani Twitter'dan kimseye ulaşamıyorum. Çünkü Twitter'ım yok ve bir böyle bir linç gibi bir şey başlatıldı hakkımda. O yüzden ona bir cevap vermem lazım. Cevap vermezsem sanki arkasında duruyormuşum gibi olacak. O yüzden vaktinizi çalıyorum. Muhtemelen konudan haberiniz yok ama bunu yapmak zorundayım. Şimdi Melis Çatak diye bir kız var. Aynı mahalleden arkadaş olduk. Son birkaç aydır görüşüyoruz. İkimiz de ayrı ayrı Çeşme'de tatildeyken bir buluşalım akşam yemeği yiyelim dedik. Ondan sonra dedik ki yanında arkadaşlarım var onlar da akşam yemeğine gelebilir mi? Tabii ki dedim. Sonra o akşam yemekte işte o meşhur Sakine de vardı. Ve ben o Sakine'nin o olduğunu bilmiyordum. Yani bilmiyordum sizden öğrendim. Ondan sonra işte yedik yemeğimizi. İşte ondan sonra kalkarken de bir tane ayna vardı.
aynada üçümüzün fotoğrafını çekti Melis. O meşhur fotoğraf o. Sonra işte dağıldık. Sonra bir daha görüşmedik. Ve birbirimizi takibe bile almadık yani Sakine'yle. Bu kadar. Durum bundan ibaret. Şimdi demiştir ki Melis, benim bir arkadaşım gelecek. Düşünemezsin garip oğlunun kardeşi gelecek. Bilemezsin. O yüzden okey. Ama uyarması gerekiyordu. Uyarması gerekiyordu. Şimdi bana bir DM geldi Melis Çatak'la ilgili. Dediler ki Yağmurcuğum, burada şöyle bir detay daha var. Melis Çatak da Ekrem İmamoğlu'nun oğlu Selim'in kız arkadaşıymış. Ve burada linç yemesi gereken biri eğer arıyorsak, garip oğlu ailesiyle görüşen herkes linç yemeli. Ama öyle olmuyor işte. Arka planda görüyoruz. Mesela Sibil de arkadaşı. Yani çok garip insan sayılabilir. Mert Vidin'i de arkadaşı. Hatta Dila Tarkanlar da arkadaşı. Sibil'in takipten çıktığını söyleyen bile var bu olaydan sonra. Evet, ben çok takipleştiklerinden yani aklımda böyle bir anekdot yok. Ama takipten çıktığını bu olaydan sonra söyleyenler var. Ne kadar doğru bilmiyorum. İddia bu. Hatta şöyle söyleyeyim sana. Hatırlarsan Bebek kafede oturuyorduk seninle beraber. Evet, Bebek Otel'de görmüştük. Yine Kasım olması galip gerekiyor. Evet, Kasım Garipoğlu. Kasım Garipoğlu gelmişti ve kim varsa o mekanda. Evet. Herkes Kasım Garipoğlu'na selam da verdi. Yanına oturanlar da vardı. Evet. İsim vermeyelim ama vardı yani. Yani şimdi evet. Görüşüyorlar. Evet, biz oradayken o da oradaydı ve 6 ay önce, 7 ay önce falan mevzu bu. İran bana dedi ki bak işte arkanda oturuyor falan. Ben bakmadım tabii ama sonra neyi gördüm biliyor musunuz? Masasına gelen geçen selam verdi. Yani evet, şimdi aynı önde pozlar verdi ya Nilperi. Şunu diyenler de var. Orası ayna değil. Biri çekmiş onları. Falan filan. Şunu da diyenler vardı. Arkadaşın gelmeden önce sorsaydın keşke kim gelecek diye. Hani soramayabilirsin. Şimdi yok, ben de sormam. Biri diyecek arkadaşın geliyor. Tamam gelsin. Kim gelecek? TC'sini ver. Hemen araştırsın ekip falan. Demem ki öyle bir şey yani. Hani. Şimdi ne verebiliyorsun? Çok üzerinde yorumlar yapıldı. Yani ayine gitti diyenler oldu. Cem Garipoğlu hala yaşıyor diyenler oldu. Mezarını aç baba demesine rağmen açılmadı. Sonra tekrardan baba parayı istiyor. O kadar olaylar döndü ki arkadaşlar. Hani şimdi bunları açıp değişmeye gerek yok. Hani magazin yapıyoruz. Buna özel bir format çekeriz falan filan yaparız. Ama girmek istemiyorum ben bu konulara. Beni çok yaralıyor. Gerçekten çok üzüyor beni bu konular. Yani şey yapmak istemiyorum. Burada sadece olay Nilperi'nin yediği linç, Nilperi'nin bunun üzerine verdiği cevap size geçti mi? Size geçmedi mi? Yani şuna inanıyorum yani gerçekten. Bilmiyordum. Arkadaşa gelecek dediler. Zaten ne takipleştim ne de herhangi başka bir şey yaptım. Twitter'ımda olmadığı için cevap da veremiyorum dedi. Benim bu insanla ne bir bağım var ne bir şeyim var. Bir yerde geldi fotoğrafımız çıktı diye beni bu kadar linçleyemezsiniz arkadaşım dedi. Ne yapayım? Çektiler hatta. Şunu yapabilirdi. Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Nilcim şuraya bir şey yapalım. Beni atmayın ya. İşte sosyal medya biliyorsun haterlarla dolu. Anlatamam ben kendimi. Nilperi'nin açıklamasını da beğenmedim ben. Böyle geçmedi mi sana? Yani sertti, böyle bir değişikti yani. Yani yakalanmış yani. Demeyeceğim de. Yani bir sertti, bir değişikti. İşte Türkiye'nin en büyük aptal linçini yiyorum falan, böyle bir konuşma tarzı, işte o kız geldi falan, böyle bilmem ne, ama gerçekten de baktığım zaman ayna falan yok ki. Seni o uzaktan çeken birisi var. Aynaya bakıyorsunuz. O meşhur Sakine falan değişti, değişik değil mi? Evet. Yani evet. Bir alaycı bir tavır evet, da var. Evet, bir değişik yani. Tamam, anladık da. Bir de yani aptal linç diyemezsin. En saçma linç olabilir ama aptal linç diye. Aptal linç diyemez. Çünkü burada bir olay var. Yani burada başka bir şey var. Cinayet var burada. Yani burada sıradan bir şey konuşmuyoruz ki. Türkiye'nin büyük cinayetini konuşuyoruz yani. Ama ben bu arkadaşı da suçlayamam Nilperi'yi de yani. Ya ben de çok aradayım işte. Eda'cı ile tavrım netti değil mi? Ya bırak diyemiyorum, anladın mı yani? Bırak bu işi diyemiyorum yani. Çok aradayım ben. Çünkü takipleşmesi yok. O meşhur Sakine derken Sakine'yi böyle alaycı tavırla aşağılıyor aslında. Kim olduğunu da soramazsın gelen birine. Evet, sadece çok büyük handikap fotoğraf. Aynı önde çekilen bir selfie'yi. Orada da yanında durmuşum diye benim yapamazsınız bana bunu dedi yani. Hı. Ama işte yani şimdi evet. Şimdi baktığın zaman takılan influencer'lar var bu adamlarla. Şeyman düğünde yok muydu? Vardı canım. Özel uçağında kimleri götürdü oraya? Vardı. Niye o zaman orada Şeyman inçemedi? Düğündeydi. Benim arkadaşlar, sizi yoruma bırakıyorum. Ben analizlerimi yaptım bu konuyla ilgili. Bir insanın ruhu olmalı. Ne bileyim, bilmiyorum. Ben hala görünce iğreti oluyorum, ürküyorum. Çok kötü oluyorum. Sen o koltukta belki yatıp kitap okuyorsun. Disney'in 29 Ekim'de yayınlayacağı Atatürk filmini bir anda yayınlamayacağını bizlerle paylaştı. Paylaştıktan sonra da Türkiye'de birçok üyeliğini, abonesini kaybetti. Bunun üzerine Disney bir açıklama yaptı. Dedi ki
Disney Plus'ta yayınlamayacağım ama diğer kuruluşumuz olan Fox TV'de, bu açıklamasını zaten burada verelim, Atatürk'ün ilk TV özel versiyonunun Fox kanalımızda yayınlamasının ardından iki film sinemalarda ve sonrasında Fox ekranlarda olacak. Yani iki bölüm şeklinde gireceğini söylüyor. Hem sinemalarda hem de Fox ekranlarında Aras Bulut'un başrolünde oynadığı, ki çok başarılı bir oyuncu, Atatürk filmini izleyeceksiniz dedi. Fox'la Disney Plus şöyle TV8'e egzen gibi yani. Mesela Acun diyor ki arkadaşlar Survivor'ı panorama yapacağım mesela diyor. Ve diyor ki egzenle yayınlayacağım. Son dakika vazgeçiyor. Diyor ki egzenle yayınlamayacağım. TV8'de yayınlayacağım. Bunun gibi şey aslında bu. Yani, baktığın zaman. Çalışma sistemi aynı olabilir ama güç anlamında aynı değil. Disney milyonları aşan bir kitlesi evet. var. Avrupa, İspanya, İtalya, Asya falan. Evet. Ama diğeri ise maalesef sadece Türkiye'nin içinde olan bir kanal. Bizi bunu mutlu eden neydi? Atamızın başarılığını, buradaki olay örgüsünü tüm dünyanın İngilizce global bir dilde dinlemesiydi. Göstermekti. Yani başarımızı göstermekti. Evet ve şimdiye kadar da bu kadar büyük bir film yani yurt dışına açılan büyük bir film yoktu yani. Yoktu da. Evet. Çok güzel bir bizim için pazardı diyelim, başarıydı diyelim. Global anlamda bir imzamız olacaktı. Ve herkesin bilmesi gerekiyordu bunu. İşte imzamız gerçekleri. Olacak. Evet. Gerçekleri herkes görecekti. Evet. Mükemmeldi. Aras Bulut da çok iyi bir oyuncu. Cuk olmuştu her şey. Bak yine tüylerim diken diken. Herkes çok mutluydu, heyecanlıydı. Son dakika Disney Plus'tan gelen habere göre. Şimdi şunu konuşacağız arkadaşlar öncelikle. Neden böyle bir şey yapıldı? Neden Disney bunu geriye çekti? Bence dış güçler, lobi dediğimiz olaydan dolayı Avrupa veya Ermeni lobisi artık ne derseniz deyin bunu engelledi. Evet. Çünkü bunların geldikleri gibi gittiklerini tüm dünyanın bilmesini istemedi. Doğru söylüyorsun yani. Gidip de nereleri kuşatmamışlar ki? Yani düşün Çanakkale'ye gitmişler, Gelibolu'da olmuş, İzmir'e dökmüşüz, aklına gelebilecek her yerde ya. Her yerde yani. Yunanlıları, Fransızları, İngilizleri, yani Anzakları. O yüzden de Atatürk'ün yaptıklarını, Cumhuriyet'in kurulduğunu, nereden nereye gelebildiğini, kimlerle anlaşıp kimler önümüzü kestiğini bunun bile bilmesini belki istemiyor. Yani düşünsene Atam ya. Öyle büyük ki olaylarını izlemeye bile hani insanlar gerçekleri görecekler diye panik oldular. Aynen. Düşün daha. Hani hayatta yokken bile başarıları dünya görecek diye panik olup müdahale ediyorlar bu duruma. Aynen. Ama bu aslında daha önce çıkan bir haber. Yani son dakikadan ziyade daha önce de müdahale edebilirlerdi. Evet. Bunun altında başka analizler var. Onları söyleyeceğim. Şimdi diyorlar ki Disney Plus veya Netflix gibi dijital platformlar korona döneminde ortaya çıktı. Disney zaten daha yeni yeni aslında hayatımıza girdi ama Netflix korona döneminde ortaya çıkan hatta gücüne güç katan dijital platformlardan biri. Neden? Çünkü hepimiz eve girdik. 2020 yılında Netflix gücüne güç katıyor. Satışları, işte üyeliği, aboneleri böyle her geçen gün tık 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 artıyor. Evet, ben de korona döneminde başarı yakalayan bir insanım. Ben de o grafiği çok iyi bilirim. Güzel bir dönemdi ama 2022 yılında Netflix üyeliklerinde bir düşüş yakalıyor. Neden? Çünkü herkes sokağa çıkmaya başladı. Eskisi gibi kimse evde yok. Normale döndü. Sadece akşamları izliyoruz. Evet. Ve abonelikleri iptal edenler oldu. Burada bir düşüş var. Şimdi Disney'de son dönemlerde zaten düşüşlerini biliyoruz. Hatta ne dedi? Pazardan yerli dizileri çekiyorum dedi. Bir açıklama yaptı. Üzerine takla bu geldi. Aynen öyle. Diyorlar ki bu bir strateji. Çünkü ABD'de bazen vergilerden kaçabilmen için büyük vergi ödüyorlar çünkü bu platformlar. Dizileri iflas etti olarak gösteriyorlarmış. Yani diziler artık tutmuyor bizi. Benim artık şu pazarımdan verim alamıyorum diye böyle bir rapor sunuyorlarmış. Ondan kaynaklı da vergilerden kaçırma. Bir de Apple'la bir ortaklığı olabilirmiş. Yani el değiştirmek için de... Bula bizim diziyim bunun filmi olmuşlar. Tamam. Bunda zaten baskı var. Senin yani. Dediğin gibi. Ama aynı zamanda da başka stratejik hamlelerde olduğu söyleniliyor. Bu analistlerin yaptığı bir yorum. Benim yorumum asla değil. Hatta ben dünkü paylaşımda şunu söylemiş. Diktatör Hitler'i belki 500 tane filmi var. Hatta bir zaman geldi Hitler acaba niye böyle olmuş olabilir diye ona bile film çekenler. Her gün ayrı bir katilin biyografisini bize gösterenler. Diyoruz acaba niye böyle olmuştur diye bir küçüklüğüne bile filmler çekiyoruz. Evet. Neyi kaldıramadılar acaba bu filmde? İşte bir strateji var burada. Dediğin gibi Ermeni lobisti bilmem nedir. Yerli yapımları repertuarından aldırması bile bir hamle dediler. Ama biz izliyor muyuz? Zaten izlemiyorduk. Benim için hepten bitti. Disney'in yerel dizileri pazardan çekmesinin sebebi Atatürk filmini öne çıkartmak. Çünkü 2 yıl öncesinden oluşan bir proje bu. Hani tamamen çekip buraya bütün yönlendirmeyi Atatürk filmine yapmaktı. Ama son dakika yine bir 360 derece dönüş yapıp dedi ki burada da yayınlamıyoruz. Orada Ermeni lobisi bastırınca. Bastırınca. Demek ki o ağır bastı ve onu tercih etti. Tehditler olursa burada. Tehdit olsa da yani ağır basan taraf onlar oldu yani. Yani burada sadece Atatürk değil mevzu. Nasıl toparlayacak Disney bu durumu? Bence Disney
durumu toparlamayacak. Filmi daha verecek. Gidenler gitti diyecek. Kalanlar bizimdir diyecek. Önüne devam bakacak. Edecek, unutulacak. Yani. Sonra evet. Yine herkes gelecek. Aynen öyle. Her şey unutuluyor arkadaşlar. O yüzden söylüyorum. Siz de biliyorsunuz her şeyin unutulduğunu. Hepimiz herkesin işler yiyor. 3 ay sonra sana ölüyorum oluyor. O yüzden her şey unutuluyor bu hayatta. Ama tabii ki şu an biz unutmuyoruz. Olayın üzerine gidiyoruz. Evet. Kimler üyelikten çıktı bakalım. Kimler Disney'e tepkisini gösterdi. Dedi ki sen dedi Atatürk'ü yayınlamazsan, atamızı yayınlamazsan biz de seni istemeyiz. Berkcan dedi ki Disney Plus siktir git bu ülkeden. Eda Ece bir paylaşım yapıyor Atatürk'le ilgili, atamızın resmini koyuyor ve güzel bir söz yazıyor. Ama diyorlar ki ne yapayım ben seni kuru kuru Atatürk fotoğrafını, story'ini. Yazsana Disney'e bir tepki. Disney'in sen de oyuncularından bilirsin. Ne oldu? Galada boy boy fotoğraflar çektirdin ama dediler Disney'e bir şey yazmadın diye. Disney'e tepki göstermeyip her iki tarafını gönlü olsun diye Atatürk paylaşımı yapan Eda Ece'nin ayranın dökülmediği ortaya çıktı. Eda Ece'ye fazla yüklendiler. Bak mesela çoğu bir sürü insan konuşmadı ama Eda Ece'ye Twitter'da linç ettiler. Neden? Hangi konuda? En son konuştu. Disney konusunda. Disney bir sürü oyuncu paylaşmadı. Neden Hande Erçel'in linç gitmiyor? Yani çünkü niye bazen... Çünkü Hande Erçel tarafını belli etmedi hiçbir zaman. İşte diyorum ki bazen bu siyasi, yani influencer olsun, sanatçılarımızın siyasi görüş konuşması bazılarına göre güzel gelse de bence şu anda Türkiye şartlarında kimse kaldıramıyor bunu. Aynen öyle. Yani eskiden katlanabiliyordu ama şu anda gerçekten katlanamıyor. İşte onun da en büyük şeyini Eda yaşıyor. Eda zamanında siyasi anlamda ifadeler kullanmasaydı, evet. Şimdi de her siyasi olayda ona yüklenmezdi. İşte zor. Evet. Yani bunun türevleri ve devamı geldiği için her seferinde açıklama yapmak zorunda kalıyorsun. O yüzden Eda Ece diğer oyunculara göre fazla linç edi. Farah demiş ki Disney Plus bu ülkede neden bu kadar saçmaladın ya? Geçtik. Gülben Ergen her olayda sessiz kalmadığı gibi bu olayda da sessiz kalmayıp dedi ki tamam üyeliğim iptal edildi. Yallah dedi, Disney etiketledi. Murat Boz da kırmızı çizgimizdir atamız dedi ve üyeliğini iptal ettiğine dair esesini paylaştı. Mustafa Sandal. Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili çekilen dizinin lobi faaliyetleriyle engellenmesi kabul edilemez bir rezilliktir. Atatürk yoksa biz de yokuz. Zaten içerikte yerlerde Disney iptal et geçsin gitsin dedi. Mustafa güzel bir yazı yazmış. Ceceli'den de bir tepki geldi. Şaşırttı beni Ceceli. Üyeliğimi iptal ettim. Geldikleri gibi giderler. Bir tanesi demiş ki Ceceli bundan sonra kesinlikle yine takip olur. Sonuçtan sonra demiş. Yani tekrar üyeliğini aktifleştirir demiş bir tanesi. O da öyle bir diyen. Evet Ceceli beni şaşırttı. Tebrikler. Rayman dedi ki bye bye. Ben de aboneliğimi iptal ediyorum. Senden çekiliyorum Disney'de de. Sizin Akça zaten yorumlar eli biliyorsunuz. Çoğu zaman böyle bir antipatik geliyor ama bazen de hak veriyoruz tabii ki. Ne demiş? Şimdi biliyorsunuz Recep İvedik normalde 7'yi sinemalarda yayınlayacaktı. Son dakikada bir hamle yapıp dedi ki Disney'de yayınlayacağız. Disney ile anlaştık dedi. Disney'de Recep İvedik'i süper kahraman listesine ekliyor. Yani Türkiye'deki tek süper kahraman olarak Recep İvedik'i ilan ediyorlar. Marvel karakteri gibi düşünün. Bu da Recep İvedik için iyi bir şeydi ama izlenme aldı mı? Beğenildi mi? Don't! Biz açtık ki ben hani böyle gülerim yani. Böyle gülmek istersem de gülerim öyle söyleyeceğim. Bak dayanamadım 10 dakika. Hemen kapattım zaten story'da atmıştım. Şahan'dan ses gelmedi. Aslında Şahan biliyorsunuz her zaman duyarlı bir vatandaşımız. Yangın olsun, deprem olsun, başka olaylar olsun. Siyasi olaylarda da her zaman rengini belli eder. Asla tarafsız kaldığını görmedim. Apolitik bir duruş asla yok. Ama bu olayda sessiz kaldı. Çünkü büyük bir anlaşması var. Büyük anlaşması var. Ben bunu detayına gireceğim. Gireceğim. Yani büyük anlaşmalarda gerçekten büyük ceza yersin. Yani avukat ordusuyla falan kurtulamazsın yani. Sözleşme öyle yani olunca... verdiğin aldığın paranın da çarpı ikisi ödersin. Öderler. Yani 20 milyon aldıysan 40 alırlar senden. Yani bazen bazılarını anlıyorum. Evet. Sıkıştıklarını anlıyorum ama güzel bir yazı yazabilirlerdi ne olursa olsun. Hiç mi gelmemiş bunu bilmiyorum şu anda. Evet çok enteresan. Benim tanıdığım Disney yapımcıları inanın böyle karakterlerde insanlar değiller. Mutlaka bunun altında başka bir şey vardır. Tölerir anladın mı? Seni alalım örnek. Sen şimdi Disney'le anlaşmışsın. Evet. Mahkeme kurşunu yemen. Avukatlarım da sana telefonu açmış. Demişler ki Yağmurcuğum biz 400 bin lira aldık ama sen böyle yaparsan, sert konuşursan 1 milyon lira ödersin. Şimdi paran da var ama. Paran da var. Alacağım var orada. Hayır, alacağım öyle değil. Paran kendine şahsen işte hayatını sürtere verecek. Bu sırf Atatürk için 400 bin liranı atabileceğin bir paran da var.
Param varsa şöyle bir şey yaparım. Bir kere iş birliği yaptıysam ben bir markayla veya bir platformla, ona güvenmişim de demek ki. Çünkü ben iyice detaylarına kadar öğrenip öyle iş birliği yapıyorum. Ve derim ki siz bu konuda nasıl bir açıklama yapacaksınız? Önce onları ararım. Muhatap olduklarımla ararım. Derim ki ne yapmayı düşünüyorsunuz? Böyle bir durum var. Evet. Baskı var. Evet, Ermeni hocası, bilmem ne hocalar, büyük hocalar sizi sıkıştırdı şu an. Ne yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl bir açıklama yapalım? Bence bir açıklama yapın ama bu açıklamayı bizlere de verin. Sen baktın, ses. Ve dedin ki yine bir şey paylaşmamış. Paylaşamaz büyük bir anlaşma var. Bir o tane... zaman empati kurabilir miyiz? Şimdi empati kuralım tabii ki. Bizim olayımız burada diğerle bir etmekten ziyade empati kurup doğruyu düşünmek. Doğru bir analiz yapmak burada. Empati kuralım. Dinliyorum. Şahane, anladık. Evet. Eda Ecen'in bir anlaşması var mıydı? Filmi var mı? Var. Çünkü hepsi, hatırlıyor musun? Dizleyin bir tanıtımı var. Kimler vardı tanıtımda? Halit Ergen, Hande Erçel, Demet Özdemir, Burak Deniz. Hiçbirinden gelmedi mi? Şimdi paylaşamazlar çünkü hepsi imzası var, anlaşması var. Belki rakamları bile aldı hepsi. Ama şöyle bir şey yazabilirler mi? Şöyle düşünüyorum yani. Evet arkadaşlar, bizim Disney'le anlaşmamız var. Atatürk'ümüzün bu şekilde yorumlanmasını ve bu şekilde engellemesini biz de kabullenemiyoruz. Ama anlaşmamız var diye maalesef bu konudaki tepkimizi ancak bu yazıyla paylaşıyoruz. İşte yazabilirlerdi. Yani böyle ben avukatlara sormak istiyorum bu soruyu esasında. Şimdi ben normalde Sinem arardım. Sinem, ne yapacağız? Hani imzam var, anlaşma var, ben bu olayı sessiz kalamam. Yani böyle bir şey kabul edilebilir mi yani? Hani tamam, para önemli, prestij önemli, kariyer için çıktığın basamaklar, tanıştığın insanlar, yaptığın imzalar çok önemli ama hani burada şimdi çok ciddi bir süreç var. Recep İvedik'in hayatı bitebilir şu an. Şahan'ın kariyeri komple bitebilir. Sen sessiz kal. Şimdi yarın bir olay oldu. Çıkacak Recep İvedik, diyecek ki hükümetim. Diyecekler ki sen nereden? Alo. Hani nasıl Atatürkçüsün sen, diyecekler. İzlerler mi şimdi? Herkes abonelikten çıkmış. Bu adamı 8-9'u belki 10. Recep İvedik 10'a kadar anlaştılar belki bu adamlar. Kim izleyecek şimdi? Ha, unutulur mu, unutulur. Ama unutulmazsa ne olacak? Unutulmayan olaylar da var. Kimden silindi bu sektörden? Şahan anlaşması varsa Şahan için o kadar önemli değil de Disney düşünsün bunu. Tamam şimdi. Ama ne olur Şahan'a? Sinemada kim gider? Hadi Disney'e götürdü onu. Yayınladı filmleri. Sinemada kim gider? Bir gösteri yapsa kim gider? Şimdi gelelim Damla'ya arkadaşlar. Damla biliyorsunuz lansmana gidenlerden biriydi. Disney'li bir anlaşması var mı bilmiyorum ama lansmana katılmıştı. Cemal Can da oradaydı. Birkaç tane daha. Duygu Özaslan da oradaydı. Birkaç tane daha influencer oradaydı. Diğer magazinciler de oradaydı. Herkes oradaydı yani o gece. Kimse de çıkıp Disney'e boykot etmedi. Ama Damla siyasi görüşünü her zaman çok belli ettiği için diğer destek verenler gibi ve dediler ki alo Damla neredesin? Hani büyük Atatürkçüydün sen? Hani çok seviyordun? Ses niye çıkartmadın? Damla bunun üzerine hemen bir tweet attı ve dedi ki hashtag açarak Disney Plus boykot. Affedersiniz, konuyu anca hakim olabildim. Hadi yürü. Şimdi. Sonra bunu sildi. Değil mi? Aynen öyle. Çok kötü bir açıklama bu. Yani bu da değil yani. Hadi yürü de değil yani. Ama Damla gibi bir açıklama. Damla beğenmemiş böyle. Ki zaten o da silmiş. Sonra bir tane daha tweet atıyor ve diyor ki iyi misiniz? Disney yediğin hiç diyorum. Benim yediğim değil. Disney kim? AQ gibisinden. Hadi ya. Hadi yürüyün. Gidin, of bu konu için çok yanlış yer burası diyerek bir tweet daha atıyor. Ama şöyle bir şey var şimdi. O tweet'i atıyor. 2 saat sonra o tweet'i siliyor. Zaten konu da o tweet'i nasıl silersin? O tweet'i siliyor. Hatta Demet Akalın bir yorum yazıyor. Evet. Niye sildin diyor. Niye sildin diyor. Evet. Yani Damla bir tweet atıyor. Diyor ki atam o kadar tartışmaya kapalı bir konu ki benim için. Disney boykotu çok komik. Cahreyn'de diyor ki Damla'nın bu yorumuna bu kadar ezik yaşamak utanç verici olmalı. Aynı bakamamak falan, yazık, sümük kadar değeriniz yok. Ve çok geldi ya. Mavi tikli olan falan Twitter'da bayağı gitmemeler var. Yani Cahreyn diyor ki bana geçmedin. Evet, yani ne yapması bekleniyordu Damla'nın? Bu tweet'i silmemesi gerekiyordu. Tweet'i silmemesi gerekiyordu. Evet, hasiktir, kötü. Ama Damla'nın tarzı bu ama onu orada bırakması gerekiyordu. Evet, bir de şurada şöyle bir şey vardı. Yanlış anlaşılma diye onu hemen düzeltelim. Şimdi affedersiniz, konuyu anca hakim olabildim. Bazıları bunu konuyu daha yeni görebildim gibi algıladı. Anlatabildim mi? Ama doğru ona geliyor ama bak, anca görebildim. Evet. Anca hakim olabildim. Ya bir şey yaşıyorsunuz ama hakim değildim, konuya mı demek istedim? İşte ben bazen anlar. Diyorum ya işte influencer hani öndekini görmüyor diye. Ona tekabül ediyor işte ben yani. Ben anladım işte ya. Yani... Herhalde kaçış yöntemi bu. Öyle bir şey olabilir mi? Damla bunun üzerine yediğin işlerden sonra bir konuşmalı açıklama gerçekleştiriyor. Bir de yazılı bir açıklama gerçekleştiriyor. Yazılı açıklaması 2 dakika hızlıca okuyalım. Bugün Disney'e alakalı tepkimi gösteren bir paylaşımda bulundum. Bir süre sonra story silmek istedim. Ve nasıl canım istediği için yazdıysam yine canım istediği için başka bir tweet atıp sildim. 2 günde 50 tane tweet atıp
atıp silmek benim Twitter kullanma şeklimi hitap eder bilirsiniz. Neyse bu duruşumu artık biliyorsunuz. Buralarda herkes susarken Muharrem İnce mitikleri dolaşan Ekrem İmamoğlu için oy isteyen son seçimlerle sandık başına diye kendimi yırtan toplumsal her olayda sektöründe önce olan biriyim. Benim paylaşımımı para için sildiğini söylenmesi çok komik. Para için değil. Ne dün ne bugün beni inandığım şeylerden kimse vazgeçemedi. Sırf bu konularda bugüne kadar bir kez bile susmadım. Gündemi meşgul ettiğim için özür diliyorum ve bir daha toplumsal bir konuda iyi ya da kötü fikrimi belirtmeme kararı alıyorum. Maalesef ülkemizde kötülerin çoğalıyor. Ben apolitik durduğum için bana kızıyorsunuz. Ama işte bu konularda da bu sefer her zaman taraf belirtmen gerekiyor değil mi? Her zaman işte böyle yapman lazım, böyle yapman lazım deyip diyorum ya bunun arkası kesilmiyor. Yani. O yüzden damlaya da hemen burada günah keçisi ilan edip taraf belirtiyorsan her konuda tarafını belirteceksin. İşte lansmana gidip sonra aa işte git deyip sonra tweet silmek de olmuyor. Ve burada şimdi diyor ya İmamoğlu konusunda ve Muharrem İnce konusunda da tek duruşumu yapan bendim. Ama şimdi bunun arkasını biliyoruz yani şimdi İmamoğlu siyasete ilk girdiğinde sosyal medyanın dikkatini çekmek istedi. Ve ne yaptı? En yüksek aboneli kim? Damla. Ve Damla da zaten bu tarafa hakim. Bu tarafa yakın biri. Dediler ki gel işbirliği yapalım. Bu işte yani yok mu siyasetçilerin işbirliği yaptığı? Bir sürü YouTuber, influencer var yani. Ve dedi ki gel yapalım. Sen beni seviyorsun, destekliyorsun. Ben de seninle bir işbirliği yaparak YouTube'da sesimi duyurayım. Gençlere işte ne yönelik çalışmalar yapacağımı, işte başa gelirsem neler olacağını falan diyerek oturdu. İzledik o videoları, konuştuk falan. Zamanında da konuştum bunları. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz. Görüyoruz da zaten. Damla evet her zaman tarafını belli etti ama Damla da bu sene en güzel dönemini yaşadı. İşbirlikleri olsun, markalarla yaptığı anlaşmalar olsun. Biri bitiyor, biri başlıyor. 3 ay önce başka kremi tanıtıyor. 3 ay sonra başka bir kremi tanıtıyor. Daha da güzel olsun inşallah. Bizim yerimiz buralar değil ama evet yapıyorsunuz ama güzel de oluyor yani hani her anlamda. İki tarafta birbirini besliyor bu konuda. Onunla ilgili sıkıntı yok. Ama işte kimine geçti, kimine bu açıklama geçmedi. Taraf belli ettiğin zaman her zaman duruşunu belli edeceksin. Ama mesela Cemalcan hiç açıklama yapmadı. Danla yine linç edi, onu yedi, bunu yedi ama bir şey yine belli etti. İşte yani bir çok, tarafını yine belli etti. İşte çok siyasi yaptığın zaman en kötü başka bir siyasi olayda hemen gelir sana bulurlar. Trollerin de biraz şeyi var. Tabii. Destekliyorlar. Yani. Gazlıyorlar ortamı. Ve öyle bir şey de var. Ve şurada bir şeyi kaçırdığınızı düşünüyorum. Ben de mi? Evet. Sen de kaçırdığını düşünüyorum. Neymiş o? Sence niye İmamoğlu veya Muharrem İnce konuyla alakası olmayan bir yerden vuruyor şu anda sana? Siz bizlere. Diyor ki ben Muharrem İnce ve Ekrem İmamoğlu zamanında da çok çalıştım. Oy çok topladım diyor. Ama şu andaki paylaştığımız Disney ve Atatürk'le alakalı bir konu değil ki bu. Evet değil. Değil. Niye söyledi şimdi sence onu? Çünkü yani aslında bu olay ne ki? Daha büyük siyasi bir olay vardı. Evet. Anladın mı? Onu demek istiyor yani burada. Daha büyük olay ama ben de diyorum ki işte bunun altı da boş değildi. Anladınız mı? Ben de diyorum ki şu anda yazdığım açıklamada Ekrem İmamoğlu veya Muharrem İnce'nin işi yok bu açıklamanın içinde. İşte. O niye yaptı biliyor musun? O manipüle etmeye çalıştı bence yok, olayı. Hayır. Ne? En çok linci kendi sevdiği siyasi taraftarlarından aldı çünkü. Tamam işte onu söylüyorum sana. Beni Atatürk'ten vuruyorsun ama hatta en büyük Atatürkçülüğümü bence Cumhuriyet Halk Partisi'ni destekleyerek zaten gösterdim diyor. Aynı şey gibi düşün. Seçim zamanında yine vuruyorlardı. Ama onun bir kulağından gelip bir kulağından çıkıyordu. Çünkü oradan gelen kimin onları yazdığı belliydi. Karşı takımın. Tabii. Evet. İkiye ayrılmışız şu an. Öyle olmadı. Şimdi öyle olmadı. Konu alakası yok. Doğru söylüyorsun. Bunu o kısmı ben dediğin gibi düşündüğüm için çok etkilemiyor. Yani diyorum ya tabii tarafını istediği partinin kapısına yatar, tarafını belirler, ne yaparlarsa yapar. En altın dönemlerini yaşarlar. Hiç sorun yok ama belirttiğin zaman sorumlulukların oluyor. Hem de günümüzün Türkiye'si bunu kaldırmıyor. Çünkü sosyal medyanın aktif ve sosyal medyanın yönlendirdiği bir artık yaşam alanındayız. Dünyadayız. Yapay zekanın öncülüğünde gidiyoruz. O yüzden sanal dünya daha aktifken gerçek yaşama göre burada adamı zorluyorlar. Evet troller, muraller geliyor yani. Çok zor. Twitter bitmiyor, TikTok'u bitmiyor, su bitmiyor. O yüzden bu şart yani Türkiye'nin bu durumunda siyaset konuşmak zor. Evet herkes bir şeyler değişsin istiyor ama bazen de güç yetmiyor. Hayırlısı Allah'tan diyoruz değil mi? Ben siyaset konuşmadığım için çok detaylara girmiyorum biliyorsunuz. Ama zor. Şimdi Damla'nın bunun üzerine sessiz bir açıklaması da var. Ama o açıklamasının bu açıklamasıyla pek bir fark olmadığı için burada zamanını doldurmak istemiyorum. Aynı açıklama. Çok da inandım mı diyemem yani. Ve diğer konuma geçmem lazım. Disney ile ilgili gelişmeler geldikçe biz de burada Instagram'da konu almaya devam edeceğiz. Instagram demişken Blok Yağmuru TV'yi herkes şu an durdurup ekranı takip alsın. Çok kısaca eski dostlardan Meliş Keskin ile Derya Balta'nın birbiriyle olan sosyal medyada sürtüşmesini diyeceğim. Ama Meliş Keskin'in yaptığı aslında burada çok
bir hamle yok ama Derya'dan durmadan Meriç'e böyle ufak ufak atışlar geliyor. Biliyorsunuz Meriç ile Derya çok yakın arkadaşlardı. Ben Derya'yı Dış Ses'inden tanıyorum. Dış Ses'in eskiden arkadaşı ama ben sosyal medyada tanıdım. Diğerlerini tanıdığım gibi. Ve takip ediyorum. Çok güzel bir ev hanımı. Bir kere onu söyleyeceğim. Şu an kadın olarak konuşuyorum. Muntazam düzenli, muntazam titiz bir kadın. Çocuklarına güzel bakıyor. Kocasına güzel bakıyor. Köpeğine güzel bakıyor. Böyle her şeyi iyi biliyor. Kese olsun. İşte böyle dolap düzenleyiciler olsun. Aksesuarları olsun. Böyle gerçekten güzel bir ev hanımı. Meriç de kendi alanında çok komik bir kadın. Hani Meriç böyle düzeni müzeni yok ama tabii linkleri var onun da. Onun da inandığı, güvendiği şeyler var ama Meriç'i daha çok mizahi yönden güzel espriler, sözleri olduğu için takip ediyoruz yani komiklikleri. İşte ne bileyim yardımseverleri falan filan. Yani Meriç de kendi alanında çok başarılı. Zaten ilk biliyorsunuz Twitter fenomeni olarak tanınmış. Ben o dönemler yoktum ama şu an Instagram'da da her postuna binlerce yorum gelir. Tonlarca like gelir. İşte ne bileyim duyarlılığı yanıyla görüyoruz. İlişkileriyle tanıyoruz. Kendi başına çok başarılı bir fenomen o da. Ama işte ne var bu iki arkadaş çok yakınken bir anda birbirlerine buz kestiler. Bence Derya'yı başlatan da Meriç bana böyle. Şimdi Derya'yı Meriç tanıttı bu sektörü öyle söyle. Ama zaten Derya tanınan bir kadındı ama futbol camiası tanıdı. Sosyal medyada bu şekilde aktifliğini Meriç'teki arkadaşlığından sonra aldı. Evet yani. Aldı. Hatta bana göre bazı şeyleri birbirine çok benziyorlar. Ses tonları bile aynı. Yani mesela gülerken konuşma diye bir şey var onlarda. Bazen ikisini de anlamıyorum. Gülerken böyle anlamıyorum çünkü gülüyorlar. İkisi de aynı şey. Benziyor. Yapıyor. Dilleri benziyor. Tarzları benziyor. Katılıyorum sana. Çok katılıyorum bu konuda. Ama bence artık demek ki bu iki taraftan beni rahatsız etti ki bir taraf çekildi. Öteki tarafta ona gönderme yapıyor diye hissediyorum. Yani Meriç çekildi. Meriç çekildi ama Meriç'in şöyle bir handikap durumu varmış. Bana öyle söylüyorlar. Bilmiyorum. Derya'nın linklerini kendi alıp ben buldum, keşfettim gibi gösteriyormuş. Mesela bir tane kese varmış. Gerçekten bu keseyi Derya tanıtmış. İki tarafına fanlarını dinliyorum. Diyorlar ki gerçekten bu keseyi Derya tanıttı. Ama Meriç ben tanıttığım gibi sektörü sunuyormuş. Yani şimdi Derya'nın kesesi çok güzel diye Yağmur'da kese satamayacak mı? Satabilir. O zaman ne? İlk çıkaran diye. Ben çıkardım onu ilk. Kese benimdir. Bundan sonra kimden alırsanız hep aklınıza ne var biliyor musun? Bu keseyi şu an ikisi tanıtıyor sadece sektörde. Evet. Ve biri daha önce tanıtmış. Olay bu. Çok mu önemli? Maybelline bir ruju olur. Mesela bu ruju hepimiz sürüyoruz. Doğru muyum? Şimdi sen de tanıtabilirsin, ben de tanıtırım, o da tanıtabilir. Evet. Ama kese ise bu ve sadece Derya tanıttıysa bu dikkat çekiyor. Sektörde bu kese bilinmiyorsa her şey biliniyor ya artık. Ama şu mu oluyor peki? Ben şimdi keseyi aldım. Derya'nın kesesi harbiden güzel. Her zaman bunu mu söylüyorum? Hayır. Arkadaşlar ben Derya'dan kese aldım. Hayır. Siz de koşun Derya'dan mı alın demen diyemem lazım. Mesela ben bazen bir şeyler tanıtıyorum. Kıyafet değil mi? Şunu diyemem ya benden gördü de aldı influencer diyemem. Ayıp ya. Benden görmüşse de görmüş. Anladım, onun peşine koşamam ben ya. Ayıptır yani bana göre. Ama Derya benim gibi olacak gibi kaydı yok. Derya bunun peşine koşuyor. Hoş mu? Değil. Ama işte öyle yapmak istiyor, öyle yapıyor. Paylaşmak istiyor, paylaşıyor. İlk sataşmayı şundan yaptı Derya. Meriç'in her zaman tanıttığı bir yastık var. Royal yastıklar diye. Bu 5 yıldız otellerde olan bir yastık. Meriç de bunu hep şey yapıyor. Otel yastıkları işte otel yastığı gibi diye bir yastık veriyor. Anlaşması var galiba bu yastık. Çok sattırmış bu yastıktan. Derya ilk dedi ki bu yastıklar böyle alıyorsa sonra puf diye sönüyor. Sonra bir daha çıktı dedi ki bu otel yastığı nedir otel yastığı mantığı yani otel nedir otel yastığı diye bir yastık kavramı mı var? Sisteminde bulundu. Şimdi evet otel yastığı enteresan bir kavram. Evet tamam anladım lüks otellerde bulunan bir yastık rahat bir yastık ama şimdi otel yastığı derken şöyle bir belirtme yapması lazım benim için. 5 yıldız otel yastığı. Kimse yanlış anlamasın. Gittiğimiz otellerin bütün yastığı aynıydı. Abi şimdi daha rahat daha aynı konfor mi oluyor ya da herhalde bilmiyor musun diğer otellerle şey. Ya tamam birisi daha büyük daha puflu ama yani öyle ortopedi falan bir yastık değiller yani. Yani çok böyle çok fark yok yani bu yastık olaylarında. Derya da buna birazcık gönderme yapıyor. Hani nedir bu otel yastığı diye. Orada bir gerçekten bayağı bir taraf belli etti. Yani Meriç sana diyorum hayırdır dedi ama Meriç cevap vermedi bu duruma. O beni bayağı şey yapıyor Yağmur. Sence niye bak hep Derya yapıyor? Sinirli Meriç'e işte. Ama Meriç ses çıkarmıyor. Malzeme vermek istemiyor. Çünkü biri etkileşim katacak. Bence hiç uğraşmak istemiyor. Muhatap da olmak istemiyor herhalde. Bu durumlarla ilgili diye onun adına konuşuyorum. Yani burada Derya bir şey diyemiyor. Sataşmak istiyor çünkü. Sataşmak isteyen bir insan ne diyebilirsin? Hala da seninle sataştı geçen hafta. Ne diyebilirsin bir şimdi? Bir de takipçiler de bunu sağlıyor zaten. Ama kızıyorlar mı Derya? Kızıyorlar bak Derya sana buradan söyleyeyim. Sana Meriç'in fanları kızıyor. Bana yazıyorlar. Ne istiyor? Tamam biri yaptı okey. Tamam artık ne istiyor diye söylüyorlar ama muhtemelen ona da yazıyorlardır. O da bundan haberdardır bu durumdan. Tabii ki bana yazdıkları gibi ona da yazıyorlar. Ama bakalım Meriç'in bu konuyla ilgili cevabı
olmadığı için üzerine gidemiyoruz ama Derya'nın bir siniri var bu konuyla ilgili. Yani arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Sizce neden böyle oldu? Ben gerçekten iki tarafın da fanlarına soruyorum. Bu yoruma yazın mutlaka. Evet! Vedalaşıyoruz. Var mı söylemek istediğim bir şey? Yok, çok güzel programdı. Çok teşekkürler. Umarım kafadaki soru işaretleri gitmiştir. Gündem derin mevzularla yoğundu. Ama biz buraya bir metafor sunmak istedik. Ben ne düşünüyorsam size fikirlerimi paylaştım. Sizin yorumlarınızı bekliyorum. Tekrardan Blok Yağmur TV hatırlatıyorum. Herkesi takibe davet ediyorum. Kanalın algoritması çok düştü. Like ve yorum mutlaka bekliyorum. Abone olmayı da unutmayın. Sizi çok ama çok seviyorum. Haftanın son videosu sizlerleydi. Tekrardan salı günü görüşmek üzere. Hoşça kalın.